açılar verilmiş. Tabi radyan cinsinden. Şurada görülen ifade, mesela şu ikinci sırada görülen. Şöyle 43 pi bölü 2 şeklinde yazılmış. Bu basit bir bileşik kesir olabilir. Bu bileşik bir kesir olabilir. Yani şöyle olduğunu düşünebiliriz. Bu şekilde. Ama böyle olsaydı biz 2 ile 43'ü çarpınca 86 gelirdi. Artı pi bölü 2. Biz bunu herhangi bir şekilde hesaplayamazdık. Bu garip, saçma bir şey olurdu. Bu nedenle burada kastedilen, şurada verilen ifade buradaki gibi şuna dönüşen, şöyle toplamaya dönüşen bir bileşik kesir olamaz. Böyle olamaz. O çarpmadır büyük bir ihtimalle. Tam açıkça ifade edilmiş, edilmemiş ama orası muhtemelen çarpma. Şunu siliyorum. Yoksa diğer türlü çıkartma şansımız yok. Şimdi 27 pi olarak verilmiş. Biz bunun esas ölçüsünü bulabiliriz. Eğer radyan cinsinden verildiyse 2 pi'nin katlarını atabiliyoruz. Negatifse de ekleyebiliriz. Bunun üzerinden 26 pi atabiliriz. 26 pi 2 pi'nin katıdır. Zaten çift olan bütün pi'leri atabiliriz. Geriye pi kalır. Geriye pi kalır. Şunu şöyle düşünebiliriz. Şunu tabi yöntemi var ya, esas ölçü bulma yöntemi. Onu da uygulayabiliriz. Onu da uygulayabiliriz. Farklı birçok yöntem uygulamak mümkün. Şunu yapmak da mümkün. Orası aslında 43 pi bölü 2'dir. Biz 43'ü bölebiliriz 2'ye. 2'ye bölme yoluna da gidebiliriz. Veya şunu yapmak da mümkün. Tamamen tercih meselesi artık. 43 çarpı pi bölü 2'yi biz 40 artı 3 gibi düşünürüz. Şöyle pi bölü 2. Bu ikisini çarparsam 20 pi yapar. Şu ikisini çarparsam bunlar da 3 pi bölü 2 yapar. Yani 43 pi bölü 2 aslında böyle yazılabilir. Bu zaten 2 pi'nin katları. Bunları atarız 3 pi bölü 2 kalır. Bunu da yapabiliriz. Ya da şu soruda farklı şekilde hareket edelim. Bunu parçaladım. Bu 17 pi bölü 2. 17 pi bölü 2. Şöyle bir yöntem var. Paydanın 2 katına bölerek çıkarabiliriz. 17'yi paydanın 2 katı, 2'nin 2 katı olan 4'e bölüyorum. 4 kere vardır. 4 kere 4. 16 çıkarıyorum 1. 1 pay kısmı 1 pi olacak. Yani şu 17 pi bölü 2 bir tane pi bölü 2 olacak. Paydayı koruyoruz. Bu şekilde de esas ölçü hesaplaması yapılabilir. Ya da böyle de. Tamamen bize kalmış. İstediğimizi yaparız. Hatta şunu yapmak da mümkün. 17'yi 2'ye bölersek bu 8,5 yapar. 8,5 pi. Biz buradan 8 pi'yi atabiliriz. Geriye 0,5 pi kalır. 0,5 dediğimiz şey de 1 bölü 2'dir aslında. Tamamen bize kalmış. Hangi yöntemi tercih ediyorsak esas ölçüyü bulmak için. Bu ikincinin esas ölçü bulma yöntemi. Bu da üçüncünün. Yöntemler farklı ama aynı sonuca ulaşırız. Şimdi tekrar yazıyorum ifadeyi. Bizim ifademiz şuna dönüştü. Eşittir diyorum. Birincisi kosinüs pi. Eksi ikincisi sinüs, şurası 3 pi bölü 2. Diğeri de eksi sinüs pi bölü 2. Şimdi biz istersek dereceyi dönüştürebiliriz ama bunlar zaten sınır açıları. Hiç gerek yok öyle bir şeye. Birim çember üzerinden hareket edebiliriz. Şunu siliyorum. Bir tane birim çember çizeyim. Şunu da sileyim. Şurada birim çember çiziyorum bir tane. Şimdi bizim açılarımız şöyle. Radyan olarak verildiği için şimdi radyan olarak yazacağım. Şurası 0. 90 derece yani pi bölü 2 radyan. 180 derece pi radyan. 270 derece 3 pi bölü 2 radyan. 360 derece 2 pi radyan. Koordinatları yazıyorum. Buranın koordinatları 1,0. Şu yarıçap her zaman 1'dir zaten. Şu uzunluk her zaman 1. Yukarı 1 gidecek. 0,1. Apsis 0, ordinat 1. Sol tarafa 1 gelecek. Eksi 1'e 0. Şurası da 0,-1. Tabii bunlardan birincisi kosinüsü, ikincisi sinüsü ifade ediyor. Tanjant ya da kotanjant olsaydı bölecek bunlar. Şimdi bakalım. Şu ifade kosinüs pi, burası, bu açının kosinüsü de birincisidir. Pi'nin kosinüsü eksi 1. Şunun sonucu eksi 1 olacak. Eşittir diyorum. Eksi 1. Buna gelelim. Sinüs 3 pi bölü 2. 3 pi bölü 2 burası. Şöyle aynı işaret yapayım.
3π bölü 2 burada. Sinüs ikinci bileşeni oluyor. 3π bölü 2'nin. Bunun sonucu eksi 1. Tabi bir önü, eksi de önünde var. Eksi eksi 1. Gelelim sinüs π bölü 2'ye. Şurası. Π bölü 2 burada. Sinüs ikinci bileşendi. Onun sonucu da 1. Tabi önünde eksi var. Eksi 1. Burası artı 1 olacak. Eksi 1, artı 1, eksi 1. Bunlar gidiyor. Sonuç eksi 1. Bu işlemin sonucu.